derin konulara gireceğiz ama öncesinde böyle sektörün merak ettiği, sorduğu, bana sorduğu şeyler var seninle ilgili. Onu sormak istiyorum. Serdar'a ne olmuş öyle ya? Saç sakal birbirine girmiş diye. Ne oldu? Erdin mi? Bir şey mi oldu? Nedir bu hali? Ben çünkü 20 senedir 15 günde bir kafamı kendim kazıyordum. Bu Nepal'e gittiğimden beri öyle bir kendime bir Tibetli rahip süsü veriyordum. Yapmadım bunu. Yapmayınca saçım çıktı. Hatta arkadaşlarım hatta beni biraz uzaktan tanıyor. Ya sen kel değil miydin falan dediler. Değilmişim bence kel. Yani o çıktı ortaya. Sonra bir online anket yaptırdım. Caddebostan, Etiler ve Taksim çevresinde 25-40 yaş arası kadınlar arasında. Orada da yüksek oranda onay alınca dedim ben böyle kalayım. Seninle birkaç yıl önce yapmıştık galiba bir söyleşi. Şu şeyden yakınıyordum. Bu endüstrideki en zayıf halka yani. En yüksek katma değeri ortaya çıkaran, evet. Buna mukabil en az fiyatlanan, en düşük fiyatlanan iş reklam. İçerik üreticileri. İçerik yani reklamın, evet. Reklamın fikrini ve o cümlenin bizzatihi kendisini yani o cümlenin yer alacağı yer ne olursa olsun. O cümleyi kuranlar, o cümlenin yayınlandığı yerin sahiplerinden de, o cümlenin içinde ne söyleneceğini bulan araştırmacıdan da, o cümlenin üretimiyle ilgili çekimden şundan bundan da daha az ödüllendiriliyorlar. Sen onun için uğraştın biraz ama çok olmadı, karşılık. Olmadı gördüm. Hayır çok gördüm karşılık. Ben sonra aklına gelebilecek yani Türkiye'de işte ne kadar marka ikonu varsa çoğunda bir şekilde emeğimiz var. Hepsinin telif hakları konusunda konuştuk. Hiçbirinde güçlü duramadık. Kaybettik diyebilirim sana. Ama yani şu anda hala ben görüyorum mesleki yayınlarında bu konuşuluyor. Ama hiç kimsenin de bir şey becerebildiği yok. Yani sen gelecekte reklamcılık diye bir meslek olacağına inanıyor musun? Aynı siparişe bir yapay zeka reklam düşünüyor. Bir de bir reklamcı reklam düşünüyor. Sonra ikisini de imal ediyorlar. Test ediyorlar. İnsanın düşündüğü yapay zekanın düşündüğünden biraz daha fazla rağbet görüyor. Yani bu böyle bir ama yapay zeka geliştirilirse öne geçebilir. %99'u öyle gözüküyor ki yapay zeka ile de halledebilirsin. O %1'i yapay zeka ile halledebileceğini düşünmüyorum. Orada sürprizler var çünkü. Yani yapay sürprizler nedir öngörülebilirliğin o? Olmadığı noktada ortaya çıkıyor. Yapay zeka öngörülebilir vasatı gerçekleştirmek için mükemmel bir yol. Dolayısıyla vasat içerik de dahil buna yönetilmesinde belli ki yapay zeka reklamcının elinden bu işi alır. Yani neyi alamayabilir? İşte o %1'lik sürpriz hamleyi alamayabilir. O sürpriz hamleye de heves edecek, onun peşine düşecek çok az insan var dünyada. İfade sanatlarında doğuştan kabiliyetli insanların genetik havuzdaki rasyosunun ben değişmediği iddiasındayım. Yani şu 500 yıl evvel dünya nüfusu X'ti. O zaman işte hikaye anlatıcılar, masalcı dedeler, aşıklar, ozanlar, ne bileyim işte aklına gelen her tür pazardaki satıcılar, güzel şarkı söyleyen insanlar, güzel işte dilinin içine iğneyi koyup belli harfleri söylemeden birbiriyle yarışan Anadolu aşıkları vesaire. Bunların hepsi bir sayıdaydılar, bir orandaydılar. Nüfus arttı ama bu tarz insanın sayısı artmadı bence. Ve şu anda zaten ifade sanatlarında onu işte Sir Martin de söylüyor. Büyük bir kabiliyet açığı var diyorlar. Peki o ifade sanatlarını tüketen kesim acaba o yetenekleri istiyor mu artık? Yani vasatı tüketmek daha popüler değil mi şu anda? Yani biz yapay zekaya ve sanal gerçekliğe devredebiliriz bu işi. Bu ihtimal bence ufukta var. Yani gelecekle ilgili benim gördüğüm şey o. Ama benim gibi mesleğin romantik tarafında duran ve
bir çeşit medyumluk yaptığını iddia eden bazı deliler olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bunların sayısı giderek azalacak diye düşünüyorum. YouTube'da en çok etkileşim yaratan videoların ödül töreninde bir sunum yapmıştın. Onu da yayınlamıştık. Benim konuşmada iki tane önemli varsayım var. Bir tanesi Smart TV penetrasyonu. Ki bunu herhalde kimse tartışmıyordur. İkincisi de yani reklam engelleme aplikasyonları. Reklamı ister insanlar yapsın, ister yapay zeka yapsın. Reklam cümlelerini hiç kimse görmek istemiyor. Reklamcının işinin adı ne? Skip ad. Şimdi benim o öngörüm, kehanetim şuydu yani. Her evde akıllı televizyon varsa, her evde de reklam engelleme app'i varsa ve de içerik üreticileri giderek daha fazla abonelik modeliyle gelir üretmeye doğru gidecekse, o zaman ben de diyorum ki markalar bu reklam filmi denen çok enteresan buluşun arkasına sığınamayacaklar artık. Çünkü o küçük kısa anlatılar kimsenin bakmadığı şeylere doğru dönüşecek. Marka nedir? Basit olarak bir sevgi ve saygı projesidir. O sevgiyi ve o saygıyı nasıl elde edeceğim? Burada akıllı olan daha uzun konuşmalar yapmaya başlayacak. Reklam videosu denen formattan çıkıp bana daha uzun süreli belki bir şeyler hikayeler anlatacak. O hikayelerin içinde kendi dünyaya bakışını, ürettiği malı da belki gösterecek. Ve burada bu da en önemli rolü reklamcılar oynayacak diyoruz. Şimdi burada iki oyuncu bence var burada aday. Ya bugünkü televizyoncular ya bugünkü reklamcılar. Veya beraber bu işi yapacaklar. Zaten de yapmaya çalışıyorlar. İşte Pepsi Amerika'da stüdyo kuruyor. Reklamcı nasıl, ne yapar? İşte efendim hayata bakar. İnsanların zaaflarını keşfeder. O zaaflardan ticari olarak hangisinin işe yarayacağını bulur. Sonra o zaafa dokunan ve o zaafla marka sahibinin elindeki malı ya da hizmeti öpüştüren hikayeciyi kurgular. Sonra bunu canlandırır, kayda geçirir. Sonra da bunu işte gösterebildiği yerde gösterir. Şimdi bu iş madem patladı, yani patlayacak gibi geliyor bana, bu beceriyi neye çevirmesi lazım? Neredeyse hiç reklam gibi durmayan bir yere götürmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Yani bunu şu anda kim yapıyor? Mesela James Bond bence ilginç bir örnek. Evet, çok eleştirildi. Ya reklam filmine çevirmişler 90 dakikayı diye. Ama bana sorarsan mesela o geleceğe dair bir işaret veriyor bana. Peki buna reklamcılar, kreatifler nasıl hazırlanmalı? Sen mesela nasıl hazırlanıyorsun? Şimdi tahrik tabiattaki en önemli eylemlerden biridir. Tabiat bunun üzerine kurulmuş. Dolayısıyla bizim de bir eşyayı satarken onu tahrik edici bir şekilde hikayeleştirmemizde hiçbir ahlaki zaaf görmüyorum ben. Dünyada tek geçerli ifade biçimi video. Kıpraşan görüntü diyorum ben ona. Kıpraşan görüntülere insanlık teslim olmuş durumda. Şimdi kıpraşan görüntülerin sesli tabii olması kaydı şartıyla. Aslında şu anda ilginç yeni bir döneme girdik. Evet, sen kulak diyordun ya. Şimdi ben kulak diyordum. Sonra bir aydınlanma geldi. Ben de aydınlanma diye bir şey olmadı. Ben hep hayata bakıyorum. Ya benim hayatta bir tane sorun var. Tam olarak ne oluyor? Referansım hayat. Tam olarak ne oluyor? Hepimiz şu ekrana da teslim olduk. Bu ekran aynı zamanda bizim ne diyelim hususi kanalımız olduğu için bu çoğu zaman sessiz. Dolayısıyla şimdi yeni dünya düzeninde videoların ses bandı gücü kadar sessiz gücü de tartışılıyor. Evet. İşte workshoplar yapıyoruz Facebook'la, Google'la, şunlarla bunlarla. Çok ilginç, parlak insanlarla memleket dışında burada tanışıyoruz. Şu andaki keşfedilen şey bu yeni sessiz videonun gücünü nasıl en iyi kullanırız? Ama bana sorarsan bu yine de her şeyi buna indirgeyemeyiz. Biz yine sesin gücünden yararlanacağız. Asıl burada önemli olan reklam gibi durmayan
anlatılar, anlatılar, yayıncılıklar nasıl yapacağız ve markalar bunları nasıl becerecek? Markalar buna bana sorarsan gelmek zorunda kalacaklar. Hatta kendi televizyon kanallarını, Netflix'te kendi kanallarını kurmak zorunda kalabilecekler. Belki de bunu YouTube'dan halledecekler. Ama şu anda yapıyorlar mı? Şu anda bu dediğimi yapan, benim bildiğim çok başarılı yapan yani. Kimse yok. Şu anda mesela neyle ilgileniyorsun desen, şu anda UGİ'de büyük bir fırsat görüyorum. Türkiye'nin geleceği için bu kodlama becerisi hayati bir önem arz ediyor. Çünkü kodlama artık işte yuvalarda bile, mesela Aziz Arif'in gideceği yuvada kodlama öğreteceğini söyleyen yuvalar bile var. Bu iş bu kadar önemli hissediyorum. Mesela Garanti Bankası. Bugün yine bir MİM olarak üretmeye ve hayatın içine sokmaya çalıştığımız UGİ üzerinden, ki o bir robot ama başka reklam robotlarından farklı olarak onun gerçekten robotiksle hayatın içine girme ihtimali var. Bu da kodlama yoluyla olacak. Bu ihtimalle çocuklara kodlamayı eğlenceli bir şekilde öğretme çabasını kafamda kesiştirip oradan mesela çok iyi bir PR programı çıkabileceğini ve Garanti markasına çok itibar getirebileceğini düşünüyorum. Mesela bu beni şu anda yarınla ilgili heyecanlandırıyor. Tanıdığım en meraklı reklamcılardan birisin ve her şeyi hatta ilk okuyanlardan. İşte sana demin dedim ya, evet. Tam olarak ne oluyor? Benim asıl sorum o. Tamam, bu aralar görüyorum ki yine bir şeyler okuyorsun. Evet, getirdim. Neler okuyorsun? Zaman. Ben normal sabah 6'da kalkıyorum sabah ezanıyla ve o gün başlayana kadar, hayat başlayana kadar bir 2 saat, 3 saat bazen kendime ait bir zamanım var. Orada okuyorum ya, ne yapıyorsun diye okuyorum. Ne okuyorsun diyorsan, açıkçası şu, bunu da kibir gibi alma. Meslekle ilgili tabii ki dünyayı takip ediyorum günü gününe de. Meslekle ilgili çok kayda değer bir şey pek yok. En sonuncusu vardı, onu sana epey reklamını yaptım zaten, yine de yapayım. Evet. Şu adamın şu iki kitabı, yani şu ben bana sorsan bunlar önemli. Buyurun, kameraya da gösterelim. How Brands Grow. Temel Aksoy şu anda blogunda hemen her gün Byron Sharp yazıyor. Bu adam bana sorarsan son 10 senede ampirik olarak, yani böyle çıkıp da böyle marketing guruları var ya, işte efendim şöyledir, böyledir falan diye böyle, yani tümden gelimci değil, tüme varımcı bir bilim adamı Serin Kanlılığı'yla 800 küsur vakayı inceleyip orada markalar nasıl büyümüşler, alan büyütmüşler ticarette, bunu incelemiş. Bunun da sonuçlarını bizimle paylaşıyor. Seven Brief Lessons on Physics diye. Muazzam bir kitap. Yani benim gibi az bilen birisi için muazzamdı. Bilenler de çok beğeniyorlar. Yani konunun bilenleri de çok beğeniyorlar. İnsanla ilgili de tabii çok şey okumaya devam ediyorum. Yani şu Dennett'in kitabı, o yüzden bak içinde Bach da var. Bach, From Bacteria to Bach diyor. Ama insanla ilgili sürprizler bunun kadar büyük değil. Onu diyebilirim sana. Çünkü insanla ilgili kavrayışımız, yine medyumluğa getireceğim işi, sezgisel bilgi alanında çok yüksek. Yani orada kendimi daha rahat hissediyorum diyeyim. Fakat burası relativite ve sonrasına girdiğin zaman insanın günlük kavrayışının çok ötesinde bir şeyden bahsediliyor. Hatta İngilizce'de güzel bir laf var ona. Tam benim bu söylediğimin tersi olduğu için beğeniyorum onu. Counter intuitive diyorlar. Yani sezgisel olarak doğru gibi gözükenin ya da gerçek gibi gözükenin dışında, tersi veya çok uzağında bir şeyden bahsediyoruz. 2 saat var.
iki saatten bir tanesi yeryüzünde duruyor. Öbürü de bir jet uçağına konuyor ve dünyayı dönüyor. Yeryüzündeki saat uçaktaki saatten çok 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 fark edilmez bir farkla bile de olsa daha ağır geçiyor. Şimdi bunu bir insanın sezgiyle kavraması, yani akıl hafızalı alır bir şey değil. Yani gelen insanlara aktardığımız bir şey var mı? Yani bir kültür geleneği var mı? Yani sektöre yeni gelen, yoksa işte hep böyle popüler akımların peşine mi kapılıp gidiyoruz? Biz konuşma sanatının içindeyiz. Konuşma. Asıl hayat yapmaktır. Şimdi yapmak deyince, yapmak konuşmayı da belirler. Konuşmanın gidişatını da belirler. Bu anlamda burada, bu ekonomide, bu piyasada yapmak anlamında buluşçuluk, yapmak anlamında sürprizli gelişme var mı diye önce bakacaksın. Çünkü bu varsa öbürü de oluyor. Yani bana sorarsan, bunu da şu anda aklıma geldi ama fena bir korelasyon değil bence. Yani Samsung ve LG olduğu için Korean Pop var. Onlar olduğu için Gangnam Style var. Yapan eden buluşçu insanların peşinden gidiyoruz biz aslında. Biz buluşçuların yancısıyız. Biz buluşçuların yancısı olup onların buldukları şeylerin kalabalıklara tercüme edilmesinde tahrik edici ifade sanatı kullanıyoruz. Bizim yaptığımız iş bu. Yani bu abartmayalım. İki, yani meta teori bizim meslekle ilgili bence budur. Uğurcan'ın mesela şeyleri, öğrenciler arasında medyaket kapakları yapan bir çocuğu yetenekli gördük ve ben onu mesela bir reklam ajansına tavsiye ettim. Kabul ettiler. Çocuk, hayır ben medyaket kapağı yapayım ama ajansta çalışmak istemiyorum. Şimdi niyesini söyleyeyim mi sana? Bizim hayatımız insanları etkileyecek, tahrik edecek bir cümleciyi en kusursuz şekilde bulmaya çalışmakla geçti. Şimdi post internet dünyada botların, programatikin, işte şunun bunun olduğu bir dünyada yeni geçer akçe şu. Sen bana kabul edilebilir doğrulukta bir cümleyi bugün ver, ben onu insanlara göstereyim. İki gün sonra senden başka kabul edilebilir geçerlikte ikinci bir cümle isteyeceğim. Üçüncü gün başka kabul edilebilir geçerlikte üçüncü cümle isteyeceğim. Bunlar da birbirine rakip olacaklar ve bunların birbirinin arasındaki 0.001 farklar üzerinden ben hangisini daha çok yayınlayacağıma karar vereceğim. Şu anda geldiğimiz yer bu. AB test sonuçlarındaki peşinde koştuğumuz marjinal fayda, artı fark inanılmaz küçük bir yere sıkışmış durumda. Ve pazarlama yönetimleri bu küçük farkları üzerinden kendi primlerini kazanma peşindeler. Bana sorarsan bu bizi hep beraber helizonik olarak aşağıya doğru götürüyor. Çünkü giderek daha fazla vasat olan fakat daha hızlı üretilen daha çok cümle yapmamız gerekiyor. İlginç bir şekilde geçen bir sohbette bunu yakaladım. Aslında bu söylediğim şey şu anda başka piyasalarda da oluyor. Mesela modada oluyor, biliyor musun? Modada. Modada eskiden modacı ne yapıyordu? Daha mesela şöyle yapıyordu modacı. Oturuyordu, hayal ediyordu, bir koleksiyon çıkarıyordu ve ondan sonra dua ediyordu ki o koleksiyonu piyasaya sunduğunda insanlar sevsinler, tahrik olsunlar, tıpkı bir reklamcı gibi de alsınlar. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Supply on demand konuşuyoruz, Zara iş modeli konuşuyoruz. Adam bir sezonda 16 kere koleksiyon değiştiriyor. Ve çok ucuza çok daha büyük designerların bulduğu fikirlerin quick follower versiyonlarını hemen uyguluyor. Anında ertesi hafta üretiyor, ertesi hafta satışa sunuyor. Ertesi hafta onları satmıyorsa topluyor. Ertesi hafta, yani aslında bizim kalbimizin dayanmayacağı bir
bir hıza doğru gidiyor bütün bunlar. Bizim konuya dönersek, böyle bir dünyada senin o bahsettiğin çocuk bir reklam ajansına girmek istemez çünkü kendisinden bir siyah kuğu beklenmiyor. Kendisinden 0.001 fark yaratacak yeni banner ya da yeni işte bumper ad, yeni bilmem ne bekleniyor. Bunlar da, bu da yetmiyor. Yani vasat ve çok kere cümle kurma beklentisi yetmiyor. Bir de bunlar da yine diğer bir vasatın sağlamasını ancak yapabilecek olan muhtelif test ortamlarında imtihan ediliyor. Bütün bunlar niye biliyor musun? Bütün bunlar bir ticari riski, orada o tarafı da anlıyorum. Minimize, asgariye indirme çabası. Fakat ticari riski asgariye indirmeye yönelik tutum ve davranış bize sıçrama getirmez. Kuantumu getirmiyor yani kuantumu. Kuantumu getirmiyor. Kuantumu, o arada iyi şeyler kaçabiliyor. Kuantumu bu durumda medyumlar, sezgisel dünya ve hayal kuran insanların cesaretleri. Ne yapmak istiyorlar bu çocuklar? Ya evlerinde oturup kendi hayallerinin onlara kazandırdığı 3'ü 5'i ile yetinerek yaşamak istiyorlar. Veyahut da daha büyük kazançlar peşindeyseler, şimdi işte moda kelimesi startup, internet dünyasında, sıfırlar birler dünyasında internetin akıl almaz gücünü kullanarak büyük ticari hamleler yapmak, büyük ticari fikirler bulmak peşinde koşuyorlar. Ama orada da başarılı olanlar %1 falan. Çok çok daha düşük. %1 çok söyledim. Yani rasyo çok çok daha düşük. Ama ne var? İhtimal var. Evet, burada ihtimal yok. Bu tarafta ihtimal yok. Burada ihtimal çok az. Burada ihtimal ancak işte benim gibi sakal ağartmış olacaksın. Benim sezgilerim sizin testinizi yener diyeceksin. Bunu bir kısım insan kabul edecek, sana güvenecek. Ben derken burada benim gibi tutum davranış gösteren insanlardan bahsediyorum. Yoksa şahsımla ilgili bir şey değil bu. Yani bu deliler var hala. Ama bu delilerin sayısı giderek azalıyor. Ya bu iş kolundan yani usanıp başka maceralara gidiyorlar ya emekli oluyorlar filan, böyle bir şey var. Ama bence bu demin bahsettiğim reklamcılıktan vazgeçip markası için yayıncılık platformları kuranlarla beraber biz bir kere daha bir rönesans yaşayacağız diye inanıyorum ya da umut ediyorum diyeyim. Ben de o rönesansın içinde olmak istiyorum. Yani bu sıfırlar birler dünyasının ihtimalleri şu açıdan beni çok heyecanlandırıyor. Ben 30 sene evvel başladım bu işe. Aslında olanı bir cümleyle özetleyebilirim sana. Şimdi ben bir şey satmak istiyorum. Bununla ilgili en büyük kurabileceğim cümle, en iddialı, kapsamlı ve tahrik edici cümle bir televizyon reklamı. Televizyon reklamını izleyen insan sonra gidecek bir şey alacak. Veya bir şeyle ilgili düşünceleri olumluya doğru çıkacak. Heyecan duyacak, saygı duyacak, sevgi duyacak. Şimdi ara çok uzak. Arada derin bir vadi var yani. Bu dijitalleşme dediğimiz, internet dediğimiz adını ne koyarsan koy. Bu dünyayla olan şey aslında muazzam bir şey, ben sana söyleyeyim. Yani her satıcının hayali olan şey. Senin tahrik cümlenle bu insanın seni tüketme davranışı arasındaki büyük vadi yok oldu. Bunlar şu anda öpüştü. Yani sen bumper ad'inin köşesinde kutuyu aç, tıklasın vatandaş, oradan malı alsın. Yani bu manyak bir şey. Bu hepimizin hayaliydi. Bu bir satıcı için cennet. Ama işin teknolojik boyutu böyleyken işin ifade sanatı ile ilgili bölümde müthiş erozyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu her şeyi zıttıyla beraber dediğim şey bu zaten. Şimdi evet öpüştü. Seni benim gıdıklamak için kurmaya çalıştığım cümleler A dediğim nedenle, adblock nedeniyle çok çok daha az izlenir hale gelecek. Ben seni tahrik edince malı satacağım da seni tahrik hangi ara edeceğim? Nerede yakalayacağım? Nerede yakalayacağım? İşte orada iş online'da yayıncılığa doğru gidiyor. Ama markalar daha
markalar bana sorarsan yani Procter & Gamble dahil, yani Pritchard mıydı neydi o adamın adı, farkında değiller hala. Her yıkılıştan sonra yeni bir düzen oluşuyor, vakit alıyor. Bak şimdi mesela müzik piyasası toparlandı. Bitti müzik diyorlardı. Şimdi streaming gelirleriyle hem müzisyen tekrar para kazanacak, hem plak şirketleri tekrar para kazanacak. Hayat zaten, ben bütün bu kitaplardan ve yaşadığımdan onu öğrendim, bir spazmdan ibarettir. Hatta şimdi Big Bang ile ilgili çok güzel revaçta bir teori var. Yani Big Bang tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar oldu diyorlar. Şu anda kainat biliyorsun ışık hızıyla büyüyor. Yani her şey birbirinden uzaklaşıyor. Ve diyorlar ki işte bunun sonu tekrar, bir hepimiz hep beraber enerjimiz bitince o tek noktaya döneceğiz. Tek bir kara delikte kaybolacağız. Oradan tekrar infilak edeceğiz. Tekrar kapanacağız. Aslında hayat spazm, yani kalbimiz gibi her şey.